Ertaşlar, Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün Neşet Ertaş üstadımızın Ahyalan Dünya'da eserini işleyeceğiz. Arkadaşlar, solfeje başlıyorum. İlk önce nakarat müziğini bir duyuralım, yani nakarat müziğini bir çalışalım. Şimdi birazdan devamında nakarat müziği tekrardan kullanılacak. O yüzden nakarat müziğini hazırlayalım, çalışalım, elimizde cepte olsun. Devamını nakarat müziği dediğim zaman yine bu baştaki solfej kullanılacak yani. Başlıyorum. Es, mi, fa. Es, mi, fa. Mi, re, re, do. Mi, re, re, do. Şimdi do'da tartım atacağız arkadaşlar. Tartımımızda bu da çok sıkça kullanılacak. O yüzden burada tartımı tarif edeyim. Devamında tartım deyince bu vuruş şekli olacak. Şöyle yapacağız. Vur, çek, çek, vur. Buna tartımız da diyoruz. Bir daha söyleyeyim. Vur, çek, çek, vur. Evet. Şimdi buraya da baştan bir alayım. Es, mi, fa, mi, re, re, do, 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 do. Hatta burada do'da akor basabilirsiniz. Do'da tartımda. Akorları videosundan da tüm akorlar mantığını anlamak için bilmeyen arkadaşlar bakabilir. Şimdi işaret parmağımız do'da ya, R perdesine 3. yüzük parmağımızı orta tele basıyoruz. Aynı R perdesinde üst telede orta parmağımızı, yani 2. parmağımızı. 1. parmağımız alt telde do sesinde, do perdesinde. Yüzük parmağımız R perdesinin orta telinde. Bu da orta telde sol oluyor. Orta parmağımız, yani 2. parmağımız aynı R perdesinin üst telinde. Bu da do sesini veriyor. Yani do, sol, do akoru oluyor. Yani do sesinin akoru oluyor. Tartımı bu şekilde baskı yaparak, akor basarak tartımı bu şekilde vurabiliriz. Yani baştan alayım. Es, mi, fa, mi, re, re, do, 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 do. Şimdi akoru da güçlendirebiliriz. Devam ediyorum. Es, mi, fa, es, mi, fa. Şimdi mi, re, do, si diyeceğiz. Mi, re, do, si. Si'ler si bemolü kullanıyoruz. En üstteki, en üst boşluktaki si'yi kullanıyoruz. Si bemol. Şimdi burada si'de yine tartım vuracağız. Burada da aynı akoru basabiliriz. Aynı kalıbı işaret parmağımız si'de, yüzük parmağımız ve orta parmağımız şu şekilde orta tel ve üst tele do perdesinden bu sefer basıyor. Yani birinci parmağım, işaret parmağım si, si bemolle, yüzük parmağım alt tele göre do perdesinde, yani orta telde bu fa sesi oluyor. İkinci parmağımız, yani orta parmağımız da aynı re perdesinde üst tele basıyor. Bu da aynı bu si sesini veriyor. Yani şu çapraz bağlantıyı dediğim gibi çok derli videoda ve akorlar bölümünde anlatmıştım. Aynı kalıp burada da tartım bu şekilde atabiliriz. Vur, çek, çek, vur şeklinde. Şimdi burayı baştan bir daha alalım. Es, mi, fa, mi, re, re, do, 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 do. Es, mi, fa, mi, re, do, si, 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 si. Dedik, devam ediyoruz. Bunlar, yani arkadaşlar, akor basmayıp direkt alt telden de basabilirsin. Fark etmez. Sadece ezgiyi güçlendirmek için, bir de akorlara parmaklarımızı alıştıralım diye bunları tarif ediyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar var. Yorumlarda söylüyorlar. Devam. Şimdi es, re, do diyeceğim. Si'de bitirmiştik tartımla. Es, re, do diyeceğim. Burada re, arkadaşlar işaret parmağımıza do'ya gelelim. Re şurası ya normalde. Burada re'nin bemolünü kullanıyoruz. Orta parmakla basacağız. Yani orijinal re'nin bir üstünü. Es, re, do derken re'yi bemol alıyorum. Es, re, do. Devam. Do, si, si, la diyeceğiz. Do, si, si, la. La alt açık tel. Devam. La, si, la, sol diyeceğiz. La, si, la, sol. Sol üst boş teli kullandık arkadaşlar. Üst boş tel sol olarak bunu kullandık. La, si, la, sol dedik. Devam. La, si, do, si. La, si, do, si. Evet, burayı bir alalım. Es,
Re, do, do, si, si, la, la, si, la, sol, la, si, do, si. Devam. Yine es, re, do diyeceğiz. Re yine bemol arkadaşlar. Az önceki re, bemol re'yi kullanacağız. Es, re, do, do, si, si, la diyeceğiz. Do, do, si, si, la deyip şimdi la'da tartım atacağız. Burada la'nın akorunu basalım. Nasıl da bilmeyen arkadaşlar için üçüncü perdeye baş parmağımızı üst tele basıyoruz. Aynı perdenin orta tele orta parmağımızı basıyoruz. Alt tel boş kullanılıyor. Bu üst telde bu la sesini veriyor. Orta tel ikinci parmağımız mi sesini veriyor. Alt telde la sesi. Yani la mi la akoru. Bu da la sesinin akoru olarak var. Burada tartım atacağız. Vur, çek, çek şeklinde. Arkadaşlar, nakarat müziği bu kadar. Şimdi en baştan bir toparlayayım. Nakarat müziği iki defa çalınacak baştan itibaren. Ve birazdan da nakarat müziğini yine kullanılacak aralarda. Orada tekrardan solfejyem da vaktinizi çok almayın. Direkt nakarat müziği bu bölüm çalınacak yani. Nakarat müziğini ben bir kez çalıyorum. Es. Mi fa mi re re do 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 do. Es. Mi fa mi re do si 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 si. Es re do do. Es re do do si si la la si la sol la si do si. Es re do do si si la 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 la. Nakarat iki defa çalınacaktı. Bir defa daha alayım. Bir de takıldığım için melodiyi tam duyurmuş olayım. Bir daha çalıyorum. Es. Mi fa mi re re do 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 do. Es. Mi fa mi re do si 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 si. Es. Re do do si si la la si la sol la si do si. Es. Re do do si si la 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 la. Nakarat müziğini tamamladık. Şimdi bir ara sazımız var. Şunu şimdi ara saz bölüm var. Burayı yapalım. Es re, yani şunu yapacağız arkadaşlar. Önce bir duyuru vereyim. Bu bölümü yapacağız. Başlıyorum. Es re do re. Bu sefer es'ten sonra mızrabı alttan çekeceğim. Dikkat edin. Es re derken mızrabı alttan çektim. Do re. Yani hani gelibol diyebilen arkadaşlar için gelibolun G'si es. O yüzden li alttan dengeli için ona göre hesaplayabilirsin. Yani bu çeyreklik bir es. 16'lık es. Bir daha alıyorum. Es re do re. Devam. Do re do si. Do re do si. Şimdi si'de tartım. Akorları tekrardan tarif etmeyeyim arkadaşlar. Hatta akor da basmayayım. Düz çalayım. Burada dediğim gibi akor basabilirsiniz. Tartım dediğimiz aplardan akor basabilirsiniz. Si, 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 si. Evet, burayı baştan bir alayım. Es, re, do, re, do, re, do, si, 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 si. Devam. Es, do, si, do. Yine es'ten sonra do alttan çekilecek. Es, do, si, do. Şimdi si, do, si, la. Si, do, si, la. Şimdi la'da tartım atacağız. Akor basacağım. Vur, çek, çek. Evet, bu ara sazı baştan bir alayım. Es, re, do, re, do, re, do, si, 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 si. Es, do, si, do, si, do, si, la, 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 la. Dedik. Şimdi söz girişine bir geçiş vereceğiz. Söz girişine geçiş vereceğiz. Şunu yapıyoruz. Es, la, si, do. Es, la'yı alttan çekiyorum. La, si, do. Arkadaşlar bu şu sözün girişi şu la'dan şu la'ya kadar ineceğiz ya. Bu geçişte parmak numaraları önemli. Benim kullandığım parmakları kullanırsanız daha rahat olur yani. Alıyorum. Es, la, si, do dedik. Re, mi, fa, sol diyeceğim. Re'ye birinci parmakla iniyorum. Re, mi, üçüncü parmak. Fa, dördüncü parmak. Sol'ü birle. Evet. Buraya da es, la, si, do, re, mi, fa, sol dedik. La'da iki tane tartım atacağız. Ha
Hatta burada şu akoru basabilirsiniz arkadaşlar. Lada iki tane tartım var ya. Yüzük parmağımız lada baslı. İşaret parmağımızı orta telde orta tele çıkarıyoruz. İşaret parmağımızı. Orta telde yani alt tele göre sol perdesindeydi ya zaten. Orta telde çıkarıyoruz. Burada do sesini veriyor. Baş parmağımızda aynı işaret parmağıyla aynı perdeye basıyoruz. Alt telde la'da bastı. Orta tel sol perdesinde ama orta tel olduğu için bu do sesini veriyor. Üst telde de aynı sol perdesinde ama üst tel olduğu için bu fa sesini veriyor. Bu akoru basıp tartım böyle yapabiliriz. Hatta tartımda şöyle. Vur, çek. Şimdi çek derken üst tele dokunup çek, vur. Yani vur, çek, çek. Bu sesi alabiliriz. İki defa tartım yapılacak. Şimdi yukarıdan geçişle beraber bu iki tartımda vurayım. Es la si do re mi fa sol la 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 şeklinde girişi verdik. Şimdi söze başlıyoruz arkadaşlar. Bu başlangıç bitiş yerlerini, saniyelerini not alırsanız çalışmak için daha kolayınıza gidebilir. Söze başlıyorum. Es sol la, es sol la. Şimdi si si la. La da si, yine bemol si kullanıyoruz. Serçe parmakla la'nın dibindeki si'yi kullanıyoruz. Si si la. Şimdi la da tartım. Vur, çek, çek, vur. Söz bölümünü baştan bir daha alıyorum. Es, sol, la, si, si, la, vur, la da vur, çek, çek, vur. Yani tartım. Bunu bir daha yapıyoruz. Yani iki defa çalacak burası. Şöyle. Ben iki defa peş peşe çalayım. Es, sol, la, si, si, la, la da tartım. Es, baştan alıyorum. Sol, la, si, si, la, la da tartım. İki defa çaldık. Devam ediyorum. Es, la, si, es, la, si. Şimdi la, sol, sol, fa. La, sol, sol, fa. Şimdi fa'da tartım arkadaşlar. Burada yine akor basabiliriz. Deminki kalıbın aynısını. İşaret parmağımız fa'da ya. Yüzük parmağımızı sol perdesinden orta tele, yani orta telin do sesi oluyor. Bu perdeye basıp orta tele. Orta parmağımızı, yani ikinci parmağımızda aynı yüzük parmağımızı aynı perde sol perdesine üst tele basıp fa akoru basabiliriz. Tartım bu şekilde vurabiliriz yani. Daha güçlendirmek için. Evet, şunu yaptık. Söz bölümünü baştan alıyorum. Es, sol, la, si, si, la, la da tartım. Bir daha. Es, sol, la, si, si, la, la da tartım. Şimdi es, la, si, la, sol, sol, fa, fa da tartım. Devam. Es, la, sol, es, la, sol, sol, fa, fa, mi, sol, fa, fa, mi, mi de tartım arkadaşlar. Mi, 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 mi. Giriş şan söz bölümü bu kadar. Baştan bir daha alayım. Es, sol, la, si, si, la, 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 la. Es, sol, la, si, si, la, 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 la. Es, la, si, la, sol, sol, fa, 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 fa. Es, la, sol, sol, fa, fa, mi, 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 mi. Dedik. Şimdi nakarat müziğini alacağız. Burada nakarat müziği kullanılıyor. Yine şan sözü ama nakarat müziği bir kez alıp sonra, hatta iki defa da nakarat için, üç defa nakarat müziği çalınacak. Şu şekilde. Başta çalıştığımız bölüm yani. Hani burası nakarat bölümü demiştim ya. Orası. Oradan devam ediyorum. Şimdi direkt hızlı solfejini yapacağım arkadaşlar. Tekrar anlatmayacağım. Aynısı çünkü anlatımını yaptım. Es mi fa mi re re do 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 do. Es mi fa mi re do si si si. Es re do do si si la la si la sol la si do si es. Re do do si si la 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 la. Bunu nakarat sözü içinde olmak üzere 3 defa çalınacak arkadaşlar. Bu giriş şandan sonra 3 defa bu nakarat müziği çalınacak. Ondan sonra söz bitti. Şimdi ara sazı var.
yine şu geçişi yapacağız. Hani alta la'ya giriş vermiştik ya, yine orası var. Yani es la si do re mi fa sol la la iki tahtım. Demin tarifini yapmıştık arkadaşlar. O yüzden hızlı geçtim. İki tahtım yapıyoruz. Yani parmak numarasına dikkat edin demiştim ya, o bölüm. İki defa tahtımdan sonra şimdi şu yeni bölümle devam ediyoruz. Es do, es do si la diyeceğiz. Es, serçe parmakla do alıyorum. Birinci parmağı la'ya denk getirirseniz ikinci parmak si'ye denk gelir. Serçe parmak da do'ya denk gelir. Es do si la diyeceğim. Es, do'yu alttan çekiyorum. Do si la. Evet. Devam. Sol fa mi re. Sol fa mi re. Yani şunu yaptık. Es do si la sol fa mi re. Şimdi do'ya tek vurup do do. Şimdi si'de vur çek çek vur diyeceğiz. Vur çek çek vur. Yani baştan alayım. Es do si la sol fa mi re do si 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 si. Arkadaşlar devam ediyorum. Es re do, re yine bemole geçti arkadaşlar. Birinci parmağı do'ya denk basınca ikinci parmak re'nin bemol, re'nin bir üstündeki bemolünü kullanacağız. Es re do. Şimdi re do si la. Re re do si la. La akoru basıp tartım atıyoruz. Sonra şu es do si la bölümünden tekrar alınacak. Alıyorum. Es do si la sol fa mi re do si 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 si. Hatta buradaki de akor basabiliriz. Yani bu çok vuruşlu yerlerde akor kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam. Es re do si la la. Şimdi 3 defa nakarat çalmıştık ya, oradan şu geçişle beraber bir tekrar alıvereyim de müzik toparlansın. Şu geçişi veriyorduk. Es la si do re mi fa sol la 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 la. İki tardım attım. Es do si la sol fa mi re do si 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 si. Es re do si la 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 la. Es do si la sol fa mi re do si si. Re do si la 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 deyip yine iki nakarada bağlayarak eseri bitiyorum. Aynı şeyler tekrar ediyor yani. Yapmadığımız bölüm kalmadı. Tüm bölümlerini işledik. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. İzah etmekte zorlandığım, yani izahda tarifini yapamadığım bölüm varsa, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar bölümüne yazın. Mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız da sevinirim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim.